Benim başım kapalı, beynim değil. Bunu her zaman söylüyorum ve savunuyorum. Ve ayrıca beni rahatsız etmeyen hiçbir şeyi bir başkasının da rahatsız etmemesi gerektiği kanısındayım. Bir rock konserine gittiğim zaman da şalımı çıkartıp bandanamı takıyorum. Çünkü böyle rahatım. Çok tarz bir kadınsınız. Çok teşekkür ediyorum. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. For Life TV'ye hoş geldiniz. Ben Aslı. Karşınızda Eda Akkuş. Köken bu bir cinayet masalının yazarı. Ne var ne yok? Her şey yolunda mı? Çok şükür ilk kitabımız çıktı. Bu bir cinayet masalı bir seri kitabı. Köken ilk kitabı. Şu an ikinci kitabı Kül üzerinde çalışmaktayım. Heyecan var. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Teşekkür ediyorum, sağ olun. O zaman sorularımıza başlıyoruz hazırsam. Başınızın kapalı olması kültürel farklılıklar doğuruyor mu? Polisiye roman yazarı olman bu kültürel farklılıklara sebep oldu mu? Şöyle söyleyeyim, bu soru birkaç defa daha bana gelmişti. Benim başım kapalı, beynim değil. Bunu her zaman söylüyorum ve savunuyorum. Ve ayrıca beni rahatsız etmeyen hiçbir şeyi bir başkasının da rahatsız etmemesi gerektiği kanısındayım. Bu benim inancımla ilgili, bu benim vicdanımla ilgili. Bunun bir yazar olmama veya başka bir meslek yapmama engel olduğunu düşünmüyorum ve kitabımı yazarken de bununla ilgili hiçbir negatiflik yaşamadım. Kapalı bir kadınım ama rockçıyım, metalciyim, böyle de bir müzik zevkim var. Bir rock konserine gittiğim zaman da şalımı çıkartıp bandanamı takıyorum. Çünkü böyle rahatım, böyle mutluyum, kalbim böyle huzurlu ve benim için kesinlikle engel değil. Çok tarz bir kadınsınız. Çok teşekkür yani ediyorum. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Agatha Christie'ye gelmek istiyorum hazırsan. Evet. İdolünün Agatha Christie olduğunu zaten aşikar, bunu biliyoruz yani. Evet. Agatha Christie'yi sevdiğin için mi polise yazar oldun, yoksa polise yazar olduktan sonra mı Agatha Christie'yi keşfettin? Nasıl oldu? Son 20 yıldır tarzımı bulduğumu düşünüp polisiye kitapları, dizi ve filmleri yoğunlaştım. Agatha Christie'yi okuduktan ve tanıdıktan sonra tarzımın ona benzediğini, daha doğrusu onun yazdığı şekilde hikayelerden daha çok hoşlandığımı anladım. Kendi deyimimle ki, sevgili yazarımızı da bu şekilde atfediyorum, nazi cinayetler yazmayı seviyorum. Hiçbir zaman vahşet, şiddet, işkence dolu bir cinayet öyküsü yazmaya kalkmadım ve böyle şeyler okuduğum zaman da birazcık rahatsız oldum diyebilirim. Cinayeti seviyorum, polisiyeyi çok seviyorum. Ama benim için önemli olan çözüm aşaması. Öldürülmek ya da işte katili yakalamaktan ziyade o süreçteki dedektif ile kurban arasındaki ya da kim çözüyorsa cinayeti, illa bir dedektif olmak zorunda değil ki, kökende de böyle bir durum var. Akıl oyunlarını seviyorum. Birazcık Sherlock Holmes tarzı diyelim. Birazcık Agatha Christie tarzı. Yani zeka benim aslında sevdiğim. Ve bu zeka da bence polisiye türünde çok fazla ön planda olan bir sistem. Bu yüzden Agatha Christie okumaya başladıktan sonra, külliyatını bitirmek üzereyim zaten, kendime çok uygun bulduğum bir idol olarak belirledim. Ben dedim Agatha Christie tarzında ilerlemeliyim. Beni mutlu eden, memnun eden, benim kalemime dökülecek olan, beynimden geçenler bunlar. Bir de yazarımızın çok güzel bir sözü var. Bugüne kadar okuduğum dedektiflik hikayeleri beni tatmin etmediği için kendi dedektiflik hikayelerimi yazdım diye. Bu söz bana bir aydınlanma oldu. Gerçekten öyle. Çünkü birazcık benim mizah yönüm de ağır basıyor. Hani böyle çok koyu bir polisiye değil de biraz komedi polisiye tarzında olmayı seviyorum. Ve böyle bir kitapla da, hani Agatha Christie dışında da zaten çok karşılaşmadığım için şu ana kadar okuduklarımda, böyle bir şey ortaya çıkarmak istedim ve neden olmasın dedim. Yani kan değil ketçap gibi. Evet. Benim için cinayetin nasıl işlendiği, çünkü böyle değişik tarzları seviyorum ve sonuca götüren çabanın, o akıl ve zekanın ne olduğu çok önemli. Peki yazarlık ve disiplin arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsun? Şöyle, yazmak zorundayız. Yazar olmak için yazmak zorundayız. Yani benim bir fikrim var, ne yapayım, ne edeyim. İşte bu tamamen hani kafada kurulan bir şey ama ne olursa olsun, iyi, kötü, o cümleleri dökmek zorundayız. Ve kendimize belirli bir zaman ayırmamız lazım.
bu disiplin bence çok önemli. Günün belirli bir saati, hepimizin işleri, güçleri var. Bu belirli saat bazen aksayabilir. Ya en azından bir saat bile, yani ben bunu yazacağım, ben bunun başına oturacağım. İyi veya kötü, dediğim gibi hani yazıp yazıp da bir kenara da atabiliriz. Bunlar bile bize o kadar çok şeye katıyorlar ki. O yüzden yani belli bir zaman aralığı gün içinde olmalı mutlaka yazmak isteyen herkesin. O disiplini ben kendime uyguluyorum. Diğer yazarlara da yazmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Günün bir saati, belli bir saati kendinize zaman verin ve o zaman da sadece yazın. Ne olursa olsun sadece yazın. Bu bizi bir sonraki aşamaya çok kolay geçiriyor. Mesela dikkat dağınıklığı olan bir insanda bir müzik açabilir mi o noktada? Nereden şöyle, müzikle yazmak biraz zordur. Belki sözsüz müziklerle çok normal ama ben mesela televizyonsuz yapamam. Benim mutlaka ekranımda bir polisiye dizisi veya filmi mutlaka oynar. Yine yani. Polisiye diyorsun. Kesinlikle oynar. Çünkü kendimi o kadar adamışım ki hatta bazı okuyucularım bana senaryo tadında bir kitap okuduk. Hani bunu bilerek mi yaptın diye sordular. Kesinlikle bilerek değil. Çünkü çok fazla filmde izliyorum, çok fazla dizide izliyorum ve sesleri kısık bile olsa onların mırıltıları benim kulağımda olmak zorunda. Bu bana yazarken engel değil. Ama bir başkası bunu engel olarak da görebilir. Ama şuna eminim, yazmaya başladıktan sonra herkes kendi ortamını bir şekilde yaratıyor. Kim neyden hoşlandığını, nasıl daha rahat ettiğini, bunu belki birinci sayfada anlayan var, belki onuncu sayfada anlayan var ama bunun için de yazmak ve devam etmek gerekiyor. Şimdi senaryo dedin, dikkatimi çekti. Köken senaryolaşabilir mi peki? Neden olmasın? Bence de çok da güzel olur. Çünkü bol karakterli bir kasaba hikayesi. Yaklaşık 30 yıl öncesi ve sonrasını anlattığı için flashbacklerle 30'a yakın karakterim var. Ve bu karakterler canlanırsa küçük bir kasaba hikayesinden çok güzel bir senaryo çıkacağına da eminim. Ve bol diyaloglu olduğu için de sanırım belli bir kesim böyle bir öneride bulundu bana. Çok diyaloğum var dediğim gibi çünkü çok karakterim var. Ama olmak zorundaydı. Okuyanlar anlayacaklardı. Bu yüzden Köken ismi, bu yüzden insanların köklerini anlatıyor ve bu yüzden bu kadar uzun. Orijinali 800 sayfa olan bir kitap ama çok fazla olduğu için özellikle de yeni bir yazara göre biraz kısaltmalarda bulundum. Ancak 428 sayfaya kadar kısaltabildim ama dediğim gibi 30 karakter var, hepsinin kökenini anlatıyor. Senaryolaşırsa da ne mutlu bana diyeyim. Umarım olur, yani böyle bir şey istiyorsan neden olmasın. Çabalıyorsun, çalışıyorsun. Evet. Ben bunu görebiliyorum zaten. Gözündeki ışık sönmez umarım. Çok teşekkür daha ederim. Çok nice kitaplarını okuruz dilerim. İnşallah. Peki kitabından aslında bahsettin ama detaya inecek olursak bu kitap aslında nereden çıktı? Yani nasıl yazmaya karar verdin kökeni? Zaten bilinçaltımda karakterleri biriktirmişim diye düşünüyorum. Çünkü belli bir süre sonra okuyup izledikten sonra beynimin içinde bazı sesler duymaya başladım. Yani önce delirdiğimi falan düşündüm çünkü beynimden çıkıp duvara çarpıp geri giriyordu bu sesler. Sonra bir gün oturdum, dedim ki bu böyle olmayacak. Yani kafamın içinde insanlar konuşuyor ve diyaloglar akıyor. Hani ve çok mantıklı cümlelerle akıyor bunlar. Hani delirmiş olamam ben. Ben dedim bunları bir dökeyim. Bir kağıt kalem aldım elime. Böyle olmayacağını anladım. Bilgisayarımı açtım. 4 ay gibi bir sürede 800 sayfa aktı gitti. Hepsi hazırmış. Yani birikmişler kafamda, öyle söyleyeyim. Gerçekten birikmişler. Ben hani ne karakterlerin ruhlarına girerken zorlandım, ne onlara isim verirken zorlandım, ne o diyaloglarda zorlandım. Hepsi zaten bendeymiş. Yıllarca bende birikmişler. Kitap olmayı bekliyorlarmış. Bu şekilde oldu. Gerçekten çok tatlı bir hikaye. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki yazarlığın aslında pek çok çeşidi bulunuyor. Sen de biliyorsun. Neden spesifik olarak kitap yazarlığını seçtin? Ben kısa yazamıyorum. Demin söylediklerimden de belli. Ben hikaye, novella ya da bilemiyorum, kısa yazamıyorum. Yani ben roman yazmak zorundaydım. Benim cümlelerim uzun. Benim hislerim uzun, anlattıklarım uzun. Ben
çok karakterli şeyleri seviyorum. Yok, yani denedim, kitabımı kısaltmaya çalışırken bile o kadar zorlandım ki. Her şeyi açıklamayı seviyorum. Havada bir şeylerin kalması hoşuma gitmiyor benim. Mesela bir dizi veya filmi izlediğimizde ya da bir kitabı okuduğumuzda, polisiyeden özellikle bahsediyorum, biter, yazılar akar ya da son ibaresini görürüz. Deriz ki bundan sonra insanlara ne oldu? Yani olay çözüldü, ölen öldü, kalan kaldı, tutuklamalar yapıldı. Ama bu kadar insanın psikolojisi bu olaydan sonra ne olmuş olabilir? Bunu çoğumuz merak ederiz değil mi? Tabii ki. Ya da ucu açık olan yapımlar olarak söyleyeyim. Ben bunu sevmiyorum. Yani kendim bundan hoşlanmadığım için okuyucuların da benim gibi okuyucular da olabileceğini düşünerek kitabıma son bir bölüm ekleyip ve sonra adı altında olayı çözümledim 3. kısmın sonunda ve dedim ki bütün bu insanlara ne olduğunu okuyucu bilmek zorunda. Yani hayatlarında neler değişti? Çünkü ben bunu hep merak ederdim. İstediğim bir şeyi yazıyorum, sevdiğim bir şeyi yapıyorum ve bu beni engellememeli. Bu yüzden bu kadar son bir kısım olarak bu kadar bir uzatmaya geldim ve içim gerçekten çok rahat. O kısım bittikten sonra tamam dedim. Benim hikayem, benim masalım tamamlandı. O yüzden ben kısa hiçbir şey yazamam. Vicdanım rahat diyorsun çünkü tamamladın. Evet diyorsun. Ben her şeyi açıklamasını severim. Bilgi bana göre bu dünyadaki en büyük güçtür. Bütün bilgileri vermek zorundaydım. Bence çok iyi yaptın çünkü aslında pek çok yazar sonunu ucu açık bırakıyor dediğin gibi. Hani okuyucuya bırakıyor. Bazı filmlerde de olur ya senaryo öyle bir biter ki ya ben bunu böyle yorumladım dersin, tartışmaya başlarsın. Evet. Ama ne olduğu asla bilinmez. Evet. Sen onu yıkmışsın, o tabuları yıkmışsın. Bence çok değerli bir şey yaptın. Umarım öyle. Gerçekten olur. Okuyucular da beğenirler. Bence beğenecekler. Peki o zaman sana bir şey daha sormak istiyorum ve son olarak kapanışı yapmak istiyorum. Tabii. Kitap yazarı olmak isteyenlere nasıl tavsiyeler verirsin? Okuyun. Tek yol bu. Öncelikle çok çok okuyun. Ya okumaktan başka hiçbir şey yok. Yazmaya başlamadan önce. Ama ben dediğim gibi benim tarz olarak hani izlemeyi de çok sevdiğim için bu şekilde yol almak istiyorlarsa da eğer izleyin de. Yani polisiye türünü mesela dedim seçmek istiyorsunuz. Polisiye tarzına ben son 20 yıldır sadece polisiye okuyorum. Sadece polisiye izliyorum. Ve hani okurken veya izlerken bunu anlamıyorsunuz. Ama iş yazmaya geldiğinde dediğim gibi ben hiç zorlanmadım. İlk kitabım, ilk hikayem aktı gitti. Onlar bende o kadar birikmiş ki. Hani bir yerlerden işte özellikle şunu okumalıyım yazar olmak için ya da özellikle şu araştırmayı yapmalıyım diye bir şey olmadı bende. Benim hikayemin büyük bir kısmının yurt dışında geçmesi gerekiyordu. Çünkü buna göre kurgulamıştım. Bunun için bir ülke arayışına girdiğimde hoşlandığım çoğu şeyin İngiltere'de olduğunu fark ettim. Sherlock Holmes'un İngiliz olduğunu, Agatha Christie'nin İngiliz olduğunu ve daha sonra Bram Stoker çok hayran olduğum bir yazardır. Dracula eserini çok severim. Tamam dedim İngiltere ama bana bir küçük kasaba lazım. Ve bu kasabanın kışlarının çetin geçmesi lazım. Çünkü gerçekten kış insanıyım. Bram Stoker'ı araştırırken kendisinin 1897 yılında tatil için İngiltere'nin Kuzey Yorkshire'da bulunan Whitby kasabasına gittiğini öğrendim. Ve oradaki Whitby Halk Kütüphanesi'nde gezerken, kitapları araştırırken Dracula ismini o kitapların birinin içinde bulunduğunu okudum. Ve bundan sonra Dracula eserini yazdığını ve eserini de Whitby'de bitirdiğini öğrendim. Dedim ki benim hikayem Whitby'de geçmeli. Ayrıca Whitby su bolluğu olan bir kasaba, bir tarafı deniz, bir tarafından Esnek'te geçiyor ve benim için vazgeçilmez şeyler bunlar. O yüzden Whitby'de yazdım bu kitabı. Yani Whitby'ye hiç gitmedim, İngiltere'ye de hiç gitmedim ama okuyuculardan aldığım yorumlar şöyle oldu. Biz sanki oradaymışız gibi yaşadık. Yani bu tutkuyla alakalı. Tabii ki arkasında derin bir araştırma var bunun. Ama hani Dracula'yı bu kadar çok sevmem, işte sevdiğim yazarların İngiltere kökenli olması çekti beni bir şekilde ve taşlar bir şekilde doğru yerine oturdu diye düşünüyorum ben. Sevdiğiniz şeyleri bulun.
Sevdiğiniz şeyler üzerine yazın. İlla bir uzmanlık dalınız olmak zorunda değil. Bunun eğitimini almış olmak zorunda değilsiniz. Tutkuyla bir şeylere bağlandığınız zaman geliyor. Yani o tutku o kadar işliyor ki fark etmeden nasıl olduğunu anlamıyorsunuz ama bunu yapıyorsunuz. O yüzden köken Whitby kasabasında geçiyor. Çetin bir kışta geçiyor. Ve Whitby kasabası Dracula şaheserinin çıkmış olduğu kasaba. Sevgili yazar Stephen King'in de çok sevdiğim bir lafı vardır. Hiçbir şey yazamıyorsanız kendinizden yola çıkın diye. Baş karakter tamamen ben. Kendimi anlattım. Kendi hayal dünyamı anlattım. Başka bir evrende olsaydım eğer nasıl bir insan olurdum? Neler yaşamak isterdim? Bunları anlattım. Köken böylece ortaya çıktı. İyi ki de ortaya çıkmış. Devam serisinde merakla bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Tavsiyelerin için de çok teşekkür ediyoruz. Özellikle yazmaya çekinen gençlerimiz var, çocuklar var belki. Bir türlü başlayamayanlar var. Umarım hepsine öğretici nitelikte bir ders olur. Katılımların için çok teşekkür ediyoruz. For Life'ı neşelendirdiğin çok teşekkür ederiz. Benim için bir zevkti. Ben teşekkür ederim. Bizler için de öyleydi. Bugünlük programımızın sonuna geldik ama tamamen bitmedi tabii ki. Devam serimizi izlemeyi unutmayın. Ben Aslı. Tekrar söylüyorum. Programı takip edin. Bize abone olmayı unutmayın. Ekranlarınız aydınlık olsun efendim. Hoşçakalın.